inti öteden bağırıyordu narin diye. Kızlar acayip hava kötü, bugün yağmurlu. Zaten iki son haftadır öyle de. Azat arkaya geçecek. Burada yaz kış yok işte. Yazımız da aynı kış gibi geçiyor. Azat. Bu bağaca atlayacaksın mi kuş? Baba simiş abla. Azat yedi, ne oldu? Sen koltukuna otur Azat, kemerini pağla, gidiyoruz. Hadi bakalım, açılışı da alışveriş yerinde açalım. Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yuvama ve kanalıma hoş geldiniz. Kızlar bugün yine günlerden alışveriş. Alışverişe gidiyoruz, Lidl'a falan gideceğiz. İşte her zaman olduğu gibi aynı yerlere gidiyoruz. Çünkü alışveriş nerede yapacağım başka? Bugün bize Simiş de katıldı. Tabii o da eşim gibi hayalet olduğu için o da pek sevmiyor kamerayı. Ama eşim az az alıştı. Önce bir kahve içeceğiz orada, çünkü kahvaltı yapmadan çıktık yine bugün. Değil mi Azadım? An sonra da alışverişimizi yaparız. Evde de size aldıklarımı gösteririm işte. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. O güzel dilekleriniz, güzel yorumlarınız için. Evet, Sara'nın vlogunu izlediniz. Çok beğenmişsiniz. Gerçekten ben de çok eğlendim izlerken. Bayağı bir güzel vlog çekmiş. Eğlenceli. Yani o da öğreniyor bu işi. Bakalım bir Sara da belki ileride vlogçu olur. Şimdi istemiyor ama sonrasını bilemeyiz. Hadi bakalım. Her yer mısır tarlası kızlar. Burada da hep mısır ekiyorlar işte. Size böyle etrafı göstereyim. Yine serin ve yağmurlu bir hava. Evet Azadım, ne istiyorsun? Ya, aç. Evet, şöyle bir de kendimi göstereyim. İşte günlük kıyafet kızlar, ne olacak ki ha? Alışveriş rahat. Ne diyecektim Simiş, bir şey söyleyecektim. Kamerayı görünce unuttum. Ne diyecektim? Bilmiyorum, aklımdaydı. Ha evet, işte şimdi kahvaltı yapalım. Değil mi Simiş? Bugün de sen de bizimlesin Simiş. Simiş artık bugün bagajı doldurur. Simiş. Ne? Onun hayaliyle geldin herhalde. Şaka yapayım tabii ki de, Azat da arabayı bekliyor. Azat'ı yerleştirelim. Hadi o zaman gidelim, kahvemizi içelim beraber. Bakın sen ne aldın? Ha şöyle mozzarella'lı ekmek almış. Simiş, burada da sinekler var Simiş. Vallahi bizim evde var sanıyordum sadece. Bizim kahvaltımız da böyle. Eşim peynirli ekmek aldı. Gibi peynirli poğaça yapamıyorlar. Bir sürü peynir üretiyorlar ya. Burası Türkiye gibi mi? Değil mi Azadım? Olacak ki. He. Maslı peynirli börek. İşte bilmiyor ki, onlar içine toptan koyuyor. Değil mi Azat? Afiyet olsun Azat. Nasıl çekirdeklerini yiyor üstünden. Bak bak bak. Bak 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 bak. Kahvaltı yapmak için. He bak. Hadi afiyet olsun paşama. Kızlar alışmış. Bazen de annem diyor. Değil mi Azat? Kıskandı mı babam diyor. Anne. Annem. Aç. Ne açayım? Hala bir açıktan vazgeçmedi. Annem. Nana. Aa, al. Azat bu ne? Hı. Nerede o çubuk? Al. Simiş elindekini düşürdü Simiş. O ne Azat? Sineklere bak bir ya, gözümüzü çıkartıyorlar. Yemin ederim geçen kalktım bir uyandım burnuma girmiş. Burnumun girmesiyle uyandım vallahi. Az o kadar burun deliklerim büyük de değil. Abla geliyor geliyor Azat. Azat. Nono. Nono yok, nono alacağız. Dondurma hastası kızlar. İlla yer. Değil mi? Baba. Ka. Ya orada kahve var. Kahve var. Bak resime ka diyor. Her şeyi tanıyor. Her şeyi biliyor. Değil mi Azat'ım? Annem. Nono. Ne kızdın yine? Narin. Annem. Anne. Al. Babam. He, babamı da hemen, babası da kendini katıyor hemen. He he. Seni daha çok seviyor. Gerçek ağlayınca baba diye ağlıyor Azat kızlar. Değil mi Azat? Baba. Öyle ağlıyor Azat. Azat ağlama. Kızlar Azat ağlıyor. Azat. Ballı kaymak, ballı kaymak. Kamera açık olunca hiçbir şey yapmıyor. Aynı babası. Birden duruyor. Kızlar
dışarıda Simiş'le Azad'ı bekliyoruz. Simiş sanmış ki biz Edeka'da alışveriş yapacağız. Azad'ı almış, alışveriş yapmaya başlamış bile. Allah Simiş sana ne diyor. Ne almış? Ne almış? Dedim o zaman öne çık. Edeka bize göre pahalı kızlar. Hani biz Lidl'den yapıyoruz. Aynı eşi orada iki katı fiyatlar. Ama Similik oraya girmiş sarmış orada yapıyoruz. Allah Simiş sana ne diyeyim Simiş. Şimdi bekliyoruz. Simiş gitmiş Azat'la geliyor. Abba abba diye sesiniz de buraya geliyor. Seni Şaban Simiş seni. Ha gitmişler alışveriş yapmışlar. Baba. Baba. Le biz de anne de seni dışarıda bekliyor Tospik Tospik. Simiş onları arabaya koy da Lidl'e gireceğiz. Olsun elinden taşıyacaksın çocuğum. Hani duracağım vagel getiriyor. Şişelere atacağım. Azat gel. Gel şişelerimizi atalım. Azat abla sen iki tane lütçe aldın. İyi lütçe mi aldın? Kız vermeyin. Simiş araba çekiyor. Gel şunu atacağım. Ha öyle aldın. Ha şunlar iyi. Şunları seviyor kızlar. Fazla şekerli değiller. Trabzonzukalı. Trabzonzuka Türkçesi de bilmiyorum da. Konya şekeri. Konya şekeri. Hadi gel. Kızlar Almanya'da geri dönüşüm var. Biz bunları hep biriktiriyoruz. Getirip buraya atıyoruz. Maalesef Avusturya'da yok. İnşallah orada da olur. Hem doğamız için çok önemli geri dönüşümler. Hem de paramızı alıyoruz değil mi? Ama maalesef Avusturya'da yok. Mesela bunların tanesi 25 sent oluyor. Bayağı Simiş para deste altında kalmış. Kızım oranın. Bakar mısın? Kumpir taze geçirmemiştim ya. Şunları verelim. Ondan sonra içeriye alışverişe geçelim. Tamam. Bakın bu geri dönüşümden aldığım para 4 euro. Yaklaşık 40-50 TL falan ediyor. Bununla da yeniden içecek falan alırız. İşte alışverişe veriyorsunuz. Gayet güzel bir şey. İnşallah Avusturya'da da olur dediğim gibi. Hadi gidelim. Al Barış sen bunları. Avusturya'da olmuyor. Avusturya kendi yaptı. Şöyle Lidl'a girdik. Kahve var ya. Simiş tam dolu onlarda. Ay, en güzel güzelini almıyorsun. Ben hep bunu içiyorum. O zaman bir tane al. Tabii zaten ne? Gideceksin kim içecek onları. Burada hep var ki bunlardan. Bu ne? Bunu çok merak ettim. Ay bu değil. Coffee shop. Ice cafe mi o? Ice caramel. Bir de buz alacağım. Evde buz yok mu? Yok. Bunu al. Şöyle. Aa klemi. Kavunlar düşmüş. Sara'nın sevdikleri bunlar. Sen gel şunlardan al. Tanesi kaça düşmüş? 1.29'a düşmüş. Azat'ım da çok seviyor kavunu. Daha değiş. Böyle üç tane daha al. Yeter üç tane. Yok bir daha al. Kasaya sen daha alayım mı? Aslında daha mantıklı. He? Ne yapıyor işte kavunu? Sara çok seviyor. Sağ Simiş. Bak şu şeftalileri de ben seviyorum. Bir tane de bundan alalım. Şöyle yaban mersini mi? Bunlar yaban mersini miydi abi? Ana Azat bunu çok seviyor değil mi? Şekerliyi. Hmm, Azat hiç de sevmiyor öyle. Simiş Azat'ın Simiş adını kullanarak. Aynı. Azat'ın erik istiyor musunuz? İstiyor artık Simiş. Ha? Erik der gelmiş. Can sen de erik seviyorsun. Aa, bu da sevmiyormuş ya. Seviyon. Evet, şöyle bir tane de erik alalım. Hani orada daha ucuz isimmiş. Şunları da çok seviyor. Babi iş adadım. Lüp lüp ağzına atıyor bunlardan. Değil mi Azat? Ben kelopsa indiriyorum. Ne? Ne? Evet. Şöyle bir alışveriş yapalım. Ondan sonra part part gösteririm. Kızlar geçen bu fasulyeden tarif çekmiştim ya. Bunlar böyle şey fasulyesi ama bir takipçim de demiş ki bu şey bürümcekmiş Türkçesinde. Bilmiyorum vallahi normal üstünde fasulye yazıyor yani. Kuş yani böyle gıcıkın fasulye. ama burada fasulye olarak geçiyor. Evet, çok güzeller tadı. Simiş ıspanak da mı alsak? Ispanak.
çocuğa da mutfağım bir tane. Ha haşam. Gösterme, gösterme de o evde. He he şunu al. Çaktırma. Şimdi şöyle biraz da zevkse falan alalım. Gidek. Aa, Türk biberleri gelmiş. Aferin. Yeşil biber. Yeşil biber Türkiye'den mi? Ya. Nereden gelmiş? Ah, Türkiye'den gelmiş can. Gördün mü? Nasıl tanıdım ben memleketimin eşyasını? Değil mi Azadım? Hadi bakalım. Bakın kızlar, yine somon balığı gelmiş. Ama ben bu hafta almayacağım. Çünkü yeni yedik, bayağı yedik bu hafta balık. Şöyle gelmiş. Lidl'a geliyor bu böyle büyük şeklinde sadece. Az saat. Az saat. 13 euro. Azat sen ne yapıyorsun? Azat otur otur otur. Anne. Aa, o balık. Baba. Azat. Baba. Tamam, tamam. Baba. Aa, gideceğiz, hadi gel gideceğiz. Aa. Aa. Burada da çupra falan var. Açık açık burada. Güzel balıklar gelmiş aslında can. Burada da böceklerimiz var. He. Azat çüz. Aba top ver aba. Şu tahtadan al bir tanesini. Aba. Şunlar da böyle kıvırsınlar karıştı. Şarj var mı? Hı? Topu aba. Gösterdim. Bakın bir. Büyük topu patlatalım. Atıyorum. Oo. Anne. Bu art bu gerçek top gibi Azar. Herkes sana küçükini alalım. Sen bebişsin ya. Sen bebişsin ya. Şimdi sen istersen Azad'ı sür. Ben de çekim yapayım. Şurada da böyle şeyler fazla bir şey yok. Bakalım öbür yerlere de neler var. Aa, Simiş makarnalarının bitmişti. Baba. Ay Zat. Neymiş şu? Su rengi. Bu ince bu paketler için falan. Ay Zat. Ay Zat. Aa, bak Dilek markası. Türk eşyaları da geliyor çoğunlukla Lidl'a. Kırayım mı? O kırayım, en güzel kırayım. Şunlar güzel kızlar, ben bunu seviyorum. Ne istiyor Azat? Ha, bu ballı sadesini seviyorum ama. Sen şunun sadesi yok mu kız? Hepsi mi honikli? Ay, bunlar hep kavrulmuş. Hadi bakalım. Şurada da şöyle şeyler var. Ha. Aa, vagon poşetleri bunlar kızlar. Ama bunun makinası lazım ki bu böyle kendi kendine nasıl vagonlasın. Can, aslında ben böyle bir şey de istiyorum biliyor musun? Kıyma makinası. Kendin mi çıkacaksın? Güçlü değil ki. O güçlü değil. Ama yeter, benim işimi görür. Hani ben zaten az bir şey bir şeyler yapıyorum ya bazen. Aslında. Yani bilgin olsun, ondan da istiyorum. Aa, belediye gelmiş bak. 49 euroya şu Dampfreinigalarda. O şurada gelmiş de. O ne? Yok, görmedim. Bir kesme fayans. Ha, kesme şeysi. İşte aslında öyle bir garajımız olsa her şeyi kurup indireceksin oraya. Ha, Mosti daha o kadar evimiz geniş değil. Ha, şöyle kırayım da güzel. Bunlar, ama bunlar gazlı. Fiyatı da 200 euro. Aynen. Bas yerlere kına gelecek kızlarımız alışverişe gelirse. Çekiliyorsun. Evet. Kızlar bakın şöyle bir yığın araba eşyaya 139 euro ödedik. Gerçekten ucuz Almanya. Eğer bu şekilde Avusturya'nın Lidl'inde yapmış olsaydım 250'den aşağı çıkmazdım. Bu arada Azat himbiyeleri bitirdi bile. Azat bakayım bir. Biz Azat'a aldık bunu zaten. Bir de hızlı hızlı. Bunlar zaten yıkanmış pakette. Sen ye, sen ye. Oh. Oh, ben şuna kubanlar alırım öyle. Simiş git o 4 euro hep himbiye al gel kız. Ne hepsini yedi. Valla yedi. Koca paketi bitirdi. Simiş git al gel kız. Hadi ablasın. He, hadi al gel iki tane Azat'ıma. Azat koşma.
Şimdi de Rosman'a bakalım. Mutfak ilacım falan bitmişti. Azat niye koşuyorsun? Sanki maratona koşuyor. Sakın elini bırakma Simiş. Sakın bırakma. Azat. Bak araba geliyor. Kucağına al Enis. Enis'i kucağına al sen onu. Heh, hadi gel. Hey. Vallahi alışveriş acayip stresli oluyor. O yüzden ben hep haftada bir kere geliyorum. Baba. Toptan alıyorum. Öyle çırt çırt gitmiyoruz dükkana. Daha iyi oluyor. Benim için de. Çaktırmadan canı çekeyim yine. Hadi gidelim. Babiş Azad'ı kucağına al babiş. Canavar gibi kaçıyor. Baba. Baba. Çabuk baba çabuk gel Azad'ıma bir şeyler alacağız. Sen gelmiyorsun mu? Kız hani bana bir tane gel bana bir tane lip gloss bakalım hadi. Onlardan anlamıyorsun gel. Gel beni bağırtma burada. Aynı onlar hiç güzel değil Simiş. Hep siliniyor böyle bir tane bana bul böyle silinmeyen. Kokpit yalasa doyar. Hangi gün yine alıyorsun Azad? Evet şöyle bir bakalım da. Bakayım şampuan burada kaç liraydı. Ya aynı fiyat edinmiş olursun. Bunu Kadir kullanıyor. 5.39 orada da 5.99 muydu acaba? Değil mi Azat? Babam. Baba. Babam. Baba. Azat'ın bir şeyse eksik mi? Mama. Ya bezleri de var. Ya. Azat'ın her şeyi var. Memiş bakalım yine memişler de o Azat'ın emdikleri yok burada herhalde. Ha şurada ama nip. Yuvarlakları emiyor da. Anne. Ha? Dur şu altı. Aa, bluz şu maviyle. Anne. Aç. Bak senin memişlerden. Bunlar baya daha şey kızlar. Doğa şeysi. Zaten fazla emmiyor ama. Natur kaybediyor. Kaybediyor. Nerelere atıyor hiç bilmiyoruz vallaha. O yüzden bol bol bulunduruyoruz. Yoksa uyumaz. Değil mi Azad'ım? Hadi gel. Böyle hadi. Ama tek bulmaz galiba diğerleri de. Şey böyle silinmiyor mu bunlar? Ha? Oo 11 oldu bu. Ama işte bir tane çok iyi istiyorum silinmesin. Tane var. Çünkü durmadan silini. Aa bu renk de çok güzel. Baba. Simiş. O siliniyor mu? Böyle ben bir Türkiye'de pazarda 5 TL'ye almıştım. Kaç sene önce. Onlar gerçek silinmiyordu. Azat. Abla burada ya. Bak bak abla burada dur bir şey buluyor. Azat dur abla bir şey buluyor anneye. Ya. Aa burada. Kendimi göstereyim bak. Bakın. Ha şimdi bunları sürersem silinmiyor mu? Bir eline sür bir silim hani gidiyor mu bana yap bir. Dur okunmasın ama. O çok pembe. Biliyorum ha rengine bakıyorum ben. Şeyli istiyorum böyle biraz dudak tonunda olsun. Nude mu Türkçe'de ismi? Nude istiyorum nude. Aa o güzel. Bu hiç belli olmaz. Hiç o da aynı fondöten gibi. Aa, ona bak. Hani elim boya şey. Vii o da çok lila ama. Neyse bir dur bir bakacağım. Hadi bana bir tane bul. Azat, Azat'a top aldık. Azat niye atıyorsun ama topunu? He? Niye aldın topunu? Abası verme şeyde dışarı evde verelim. Alıp fırlatıyor oynamak istiyor. Baş topu da böyle lamba yanıyormuş. Değil mi Azat? Ba. Baba aldı mı topunu? Kızlar yine şu ilaçlardan aldım iki tane. Birini de hep WC'ye indiriyorum. Sürekli her girdiğimde kapağını falan siliyorum. Çok güzel hem hijyenik oluyor hem de temiz kokuyor. Temizliyor yani lekeleri falan da. İyi oluyor. Başka da bir şey almadım zaten. Evet kızlar böyle eve geldik. Şöyle dezgahı dizdim. Görüyorsunuz. Öbür tarafta da var biraz. Şöyle haftalık alışveriş oluyor kızlar hani. Size göstereyim. Şuradan başlayalım o zaman. Şöyle kulak çöpü aldık iki tane. Şu WC taşlarından aldık. Bunlar da gerçek çok güzel oluyor. Simiş bir tane böyle yüz silme bezini almış. Şöyle pamuk. Şunlardan iki tane aldım. Rossmann'dan aldım bunları. Çok iyiler dediğim gibi. Bir de şu var Rossmann'dan aldığımız. Şöyle kağıt aldım.
kendi odam için, hem de benim odama da uyuyor. Başucuma indiririm peçete. Toz şeker var. İşte yeşil soğan, yeşil biber, domates, şu kırmızı kapya biberlerinden vegetam, olmazsa olmazım. Şurada cips var. Şimdi bu neyse bunu almış. Şekerli mısır mıdır nedir? Şurada limon var. Stretch folye. Şöyle iki tane tatlı ekmekten almış demiş. Ben de kendime bir tane şöyle bu pideden aldım. Şöyle makarnalar var bu çeşitten. Şunlardan almış iki paket. Şöyle bolca dondurma aldık şundan. İki tane de böyle aldık. Maklum bunlar gerçekten şöyle mi tersi? Bunlar Almanya'nın Lidl'ında gerçek ucuz. Çünkü bizim buradakinde çakmaları 2.50 mi 3 euroya yakın. Bunlar orijinalları mı oluyor? Kadir bu da mı çakma? He, en maklum. Kadir bu orijinal maklum mu? He. Ha, bak bu orijinal orada 2.20 idi Kadir. 2 euro 20 cent orijinali. Ucuz değil mi? Simiş de şöyle sakızlı almış. Bunu çocukken çok alırlardı. Şöyle bir paket daha var. Şöyle mutfak singeri aldım işte, salatalık. Şöyle bu peynirler indirimdeydi kızlar. 1 euroya düşmüştü. Fırın yemekleri için çok kullanıyoruz çünkü. Onlar. Burada da makarna çeşitleri var. Şöyle Sara bunları tek en çok seviyor. Onunla azat yiyor bizim evde şu balık şeylerini, fileleri mi diyor. Panelenmiş balık. Evet. Şurada yoğurt var. Aha avokado. Şöyle normal peynir. Kahvaltılık peynirlerden başlar yani. Şurada tabii ki olmazsa olmazım zencefilim. Bitmişti evde. Yoğurtlar var. Tereyağı var. Ve Simiş aldı onu. Sıvı yağ, sıvı kremam var. Çok sert bunlar. Yo, güzeller. Bir gün be, iki gün be, iki gün yumuşar. 4 gün. O kadar da eziliyor Sara o zaman da. Şöyle marul var. Lor yapraklarım bitmişti. Kızlar ben bunları tavuk falan haşlarken ya da haşlama neyim yaparken de çok kullanıyorum patates yemeklerine falan. Çünkü gerçekten çok güzel aroma veriyor. Şurada ıspanağım var. Kayısı, erik, üzüm. Evet. Aynen şeftali. Şurada havuç var. Bunları da Simiş o pahalı dükkandan almış. Şu 4 tane gördüğünüz şeyler 6 euro ödemiş. Hey. Şundan Aferin. Aldım. Çips istedi benden. Elma var küçük küçük. Ne istiyorsun? Dondurma açıyor. Bunu gördü, dondurma istiyor. Şimdi nono mu istiyorsun? Cips yok ama bir tane nono yiyebilir. Abisi bugün daha nonosunu yemedi. Kızlar günde bir tane nono veriyorum. Yani. Çünkü öbür çocuklarım da hep dondurma yiyordu. Yani korkmayın, çocuklarınız dondurma yerse hastalanmaz. Bir şey olmaz. Üstündeki çikolatasını pek sevmiyor. Dondurmasını yiyor. Şöyle bundan aldım 3 paket ama ikisini Azat'la babası yediler o yolda. Birini Azat tek başına yedi. Sara bir görsen nasıl topluk yedi. Bu da Sara'nın. Bu senin Sara, sakla kendini, canavarlar yer. Sen burada kavunu böyle güzel kesip meyve var. Ha, içine doldurmuştum. Tam böyle bir şey yaparız akşama kendimize. Meyve kokteyli falan. Ama şimdi dondurma açın yemiyor, mısır istiyor. İyi Azat, alışverişten geldik. Azat her şeyi istiyor. Şu ice almış Simiş. Şu ne Simiş? Simiş kendine böyle değişik şeyler arıyor. Bu daha nar suyu içecek. Şurada sütler var. Mozzarella var. Şöyle çubuklu içecekler var. Sara çok seviyor. Simiş de bunları seviyor. Bunu içiyorlar. Muz vardı. Başka da ne var? Sıvı yağ var. Evet. Broşka mı? Dur ruj aldım. He. Şu tarafta da eşim yine yemek için soğan aldı. Anne ne istiyor? Mısır istiyor. Ha, mısırını istiyor. Ver göster. Mısırı sevmiyorum. Azat çok seviyor. Şu haşlanmış hazır mısırları seviyor. Sara aç da yesin. Şöyle tost ekmeği var işte. Şöyle kahve almış Sümeyra. Şu veti için badem aldım. Tarif çekeceğim çünkü. Şöyle ayaklarım için bunların hep markası fark etmiyor. Vallahi hepsini de kullanıyorum. İşe de yarıyorlar. Nasırlar için, o ökçeleriniz için, aha işte bura için. Ve çok da güzel oluyor. Ayaklarınız pürüzsüz oluyor. Bu marka daha ucuz. 2.99. Diğerleri 6 euro. Yani bu da çok güzel işe yarıyor. Kızlar aklınızda olsun. Şöyle un var. Kadir'e şampuan aldım. Kızlar bunu kullanmıyor. Normal şampuan kullanıyor. Kendime de şu ucuzundan aldım. Kızlar bu 6 euro. Bu 1 euro. İnanır mısınız? Arasında hiçbir fark yok.
bunun yaptığını aynı şekilde bu da yapıyor. Hani size de fikir olsun göstereyim sürekli de. Ya. Gerçekten çok güzel bir şampuan. Kepek mepenizi de yok ediyor. Hey. Olmuyor. Öyle eline ver Sara. Şöyle yumuşatıcı var bir tane de. El sabunu işte. Ne olacak ki günlük alışveriş. Şöyle sirke alıyorum. Şu ucuz sirkeyi hep alırım. Çamaşır makinesinin içine falan döküyorum. Hani mutfakta kullanmak için. Turşuya falan kullanmıyorum bunu. Onu Türk dükkanından alıyorum. O Türk dükkanındakiler daha güzel. Çok komik donular bak ya. Kirli. Acayip tatlı bu donun. O şey çok tatlı oluyor. Değil mi oğlum benim? Hadi afiyet olsun paşam. Afiyet olsun. Dostik. Afiyet olsun. Yemek yerken rahatsız edilmez. Onun sarı şöyle bir cips daha var. Şu tahtayı aldım kızlar göstermiştim ve çok güzel bir tahta. Tahtaları seviyorum çünkü sürekli alıyorum. Ay, iş lazımdı bizim öbürde kötü olmuş. Ha bir de Rossmann'dan kendime şunu aldım. Simiş o öbürlerini göstermişti. Ama benim istediğim renkten yoktu. Şu rengi aldım güzel. 2 euroydu bu Sara. Güzel. Bilmiyorum ama siliniyor mu? Yok güzele benziyor. Yok işte hani acaba dudağına sürüm silin. Kızlar biliyorsun sen benim öyle. Sen fes alsana anne sen hep. Bilmiyorum işte benim öyle makyajım yok ama illa şu lanet olası rujim işte bakın illa azıcık. Aa bu parmaklı mı? Bilmiyorum ki azıcık sana dudağıma öyle süreceğim. Aa bu tam senlik. Getir bir dudağıma sür Sara. Veda ederken dudağın güzel olsun bak. Yok. Ya. O nasıl yaptın Sara alt dudağı sürdün? Ver. Sen yap. Dur yapayım geleyim sana. Sen yap gel ben Azat'ı göstereyim. Azat. Azat ne yapıyorsun? Hani yere atmış mısırı. Azat. Nein. Hadi bir isimlerimizi de. Nabin. Annem diyor. Ha, bir de ablam da diyor. Babam. Hepsi M diyor. Enişteye de Akki diyor. Akki de özlüyor kızlar. Valla. Vallahi dün öyle Akki Akki dedi değil mi anne? Bu renk güzel aynen, mi Sara? Çok güzel. Kızlar biri yazmıştı ki Allah olmuş mu şimdi kapalı kadınsın o dudağında niye ruj sürüyorsun? Ele kızlar ne yani dur ele kapalı kadınları görüyorum şöyle 2 kilo boya badana yapıyorlar yüzüne aynen, suratına kaşlarına her yerlere takma yapmışlar. Yazdık bu narenin azıcık rujumu gözünüze battı değil mi Saracığım? Vallahi seviyorum. Günah olduğunu ben de biliyorum. Ruj sürüyorum da işte ne yapayım seviyorum. Sadece ruj. Aslında ben o şeyi istiyorum da korkuyorum. Sarı acıtıyor. Ne? Ha, hiç o zaman gitmiyor. Bana öyle bir şey lazım. Yapma. Ama böyle hafif dudak renginde. Neyse. Rujum da bu şekil inşallah silinmez koruyunca. Gidiyor galiba değil. Mat çünkü. Vallahi mat yazınca. Hadi test edelim. Bir su iç. Dur bir korusun Simiş dedim ki anne sen kurutmadan hemen dudağını ıslatın gidiyor. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Sara sen de teşekkür et istersen. Aynen çok biz teşekkür ederim o güzel yorumlarınız için. Aferin. Değil mi? O son video. Aynen çok da beğenmişlerdi senin çekimini. Bir tek bir kişi yazmış ki Sara niye bu kadar sıkıntı çekmiyor. O da olsun. Çocuk ne yapsın ama yine de gerçekten. Yıllardır vlogçuluk yapanlardan iyi çekmişsin Sara bence. Gayet iyi. Sizden görüyorum. Hep diyorlar ki Sara da vlogçu olmak istiyor. Sara istiyor musun? Yok. İleride böyle bir hayalin var mı? Ben yapmam ya. Niye kız? Peşin konuşma bence çocuğum. Ne olacak hiç belli olmaz bu hayat. Bakalım, hiçbir zaman peşin konuşmamak lazım değil mi kızlar? Kesin konuşmamak lazım çünkü insan hiç bilemiyor neler olacağını ne biteceğini. Evet. Evet, dediğim gibi bu videoda bu kadardı. Umarım siz de benimle birlikte gezdiniz, eğlendiniz, alışveriş yaptınız, yoruldunuz. Aha bir de bunların yerleştirmesi var. Dolap temizlenip yerleştirilecek. Annesi arkasını dönmeden Azat boşaltacak. Ama yapıştırıyorum tabii ki de. Sadece 1-2 gün öyle kalıyor. Ondan sonra zaten Azat hallediyor. Sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Birbirinizin kalbini kırmayın diyorum. Bir dahaki videoda da görüşmek üzere ve bay bay ediyorum. Evet. Şimdi size buzdolabın içini de göstereyim. Hep merak ediyorsunuz nasıl yerleştiriyorum diye. Aslında normal herkesin yaptığı gibi. Normalde önce diyorum ki buzdolabın içini göstermeyeyim ayıp diye ya. Sonra bas saçma geldi çünkü niye zaten aldığım bütün eşyaları kadarları görüyorsunuz buzdolaba girince niye görmeyeceksiniz onu anlayamadım. Hani hep öyle diyorlar ya buzdolabın içi ayıp işte buzdolap çekilmez ne bileyim
tuhaf geldi. Şimdi düşünüyorum da yani eşyaları zaten görüyorsunuz. Neyse ben nasıl yerleştirdiğimi göstereyim. Hızlıca yaptım, az da uyuttum. Şöyle şu gözle, benim buzdolabım zaten küçük. Hemen o ilacımla sildim içini tertemiz. Aha şundan. Hem çok temiz oluyor hem de çok güzel kokuyor. Sildim. Şöyle süt falan işte içecekleri. Şöylece. Yumurtam eksik. Yumurtayı can gidip çiftlikten alacak. O yüzden şu alt tarafları da, buzdolabım küçük kızlar. Çok istiyorum büyük bir tane dolap da. İşte artık bunu buraya yaptırmıştık buna göre. Şöyle bütün zepselerimi buraya koyduk. Görüyorsunuz aslında hiç pişirecek bir şey yok değil mi? O kadar alışveriş yapıldı ama hiç pişirecek bir şey yok. Şuralara havuçlarımı yerleştirdim şöyle. Burada da şöyle limonlarım, zencefilim, meyvelerim. Aslında ben meyveleri direkt dolaba koymayı hiç sevmiyorum. Şurada ıspanak. Bunu hemen kullanacağım zaten. Çünkü meyveler dolaba girince bana göre tatları değişiyor ama mecburen koyuyoruz. Çünkü sıcak ve o küçük sinekler hiç rahat bırakmıyor meyveleri. Mecbur dolapta saklıyoruz. Şu tarafa da böyle bir sepetim var. Şunlar hep ekcinden mi? Valla kikten mi? Yıllardır almıştım. Hala kullanıyorum. Şöyle yoğurtlar mı işte, şu mantları, hani şu eşki yoğurdu, çorba falan yapıyorum. Bu sıvak kremler dolaba girmiyor aslında, dışarıda durabiliyorlar. Ama ben hep burada durduruyorum. Hani aniden bir pasta yapmaya karar vereceğiz, bir şey yapıyoruz. Orada soğuk krema hazır olmuş oluyor, yani soğumuş oluyor. O yüzden direkt buraya yerleştiriyorum. Şöyle de bu sepetlerimde de şöyle üzümümle şeylerimi koydum içine, erikleri. Kızlar bu arada meyveleri yıkamadan koydum. Çünkü yıkayıp sepetlere koyduğum zaman daha çabuk çürüyor. Bilmiyorum sizlerde de öyle mi? Ben böyle koymayı tercih ediyorum. Yiyeceğimiz zaman yıkanıyor. O şekil. Şurada da şeftali ile kayısı var. İşte bu tarafta reçeller. Şöyle turşu var, zeytin var. Şu hoşaf. Burada da zeytin. Şöyle bu sütlaç şeylerimi IKEA'dan almıştım. Görmüştünüz zaten. Gerçekten küçük görünüyorlar ama bayağı bir sütlaç alıyor. 2 çomçuk alıyor kızlar, yani 2 kepçe alıyor, yani 2-2,5 kepçe. Bu da bayağı çok geliyor. Şurada da, şu kutuda da hani günlük kahvaltıda tükettiğimiz peynirleri falan da buraya alıyorum. Çünkü Türk dükkanına gidilecek. Dolapta hiç salam sucuk falan kalmamış. Bu sadece Alman marketi. Bu şekilde buzdolabımda. Dur size, çocuklar kızlar her biri geliyor bir şey alıyor, döküyorlar. Hadi bakalım. Burada da aslında bir tane küçük dolabım var. Onu da zaten göstermiştim size. Burada sadece içecekleri dolduruyoruz. Öyle karpuz falan koyuyorum işte. Bunu da size göstereyim dedim. Çünkü çok soruyorlar özelden de. Ekleyin videoya. Bunu da izleyin. Hadi bakalım.